Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TYT Fizik kampımızın tamı tamına 11. günüyle birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün Newton'un hareket yasalarını öğreneceğiz ve sürtünme kuvvetini öğreneceğiz. Öğrencilerimizin en çok takıldığı, en çok kavram yanılgılarının olduğu ve ÖSYM'nin de en çok soru sormayı sevdiği konulardan bir tanesini işleyeceğiz. Normalde ben bugün bir tane video yayınlayacaktım. Ve bu videonun içerisinde hem Nifton'ı hem de sürtünme kuvvetini anlatacaktım. Ancak baktım ki detaylı bir şekilde işleyeceğimiz için bu video bayağı bir uzayacak. Bundan dolayı da ben bugünkü videoyu ikiye bölmeye karar verdim. Birinci videoda Nifton'un hareket yasalarını sizlere güncel örneklerle ve deney videolarıyla kafanızda hiçbir soru işareti kalmadan güzel bir şekilde anlatacağım. İkinci videoda da aynı şekilde sürtünme kuvvetini anlatacağım. Ve bugünün videoları bittiğinde Kimsenin bu konularla ilgili bir problemi kalmayacak. Ben seni zaten dün uyarmıştım. Bugün biraz yoğun geçecek demiştim. Bugün sana ödev soru bankamızdan da 3 tane test ödevi var. Yani toplamda 2 tane video, 3 tane de test ödeviyle bugünü noktalayacağız. Yaklaşık olarak bir 2,5 saat falan sanırım bugün fiziğe ayırman gerekiyor. Şimdi geliyoruz başucu kaynağımızdan. Newton'un hareket yasaları nerede başlıyor? Hemen bakıyorum. Sayfa 50. 50. sayfayı açtıysan 50, 51, 52 ve 53 bu videolarda işlenecek. Hadi artık yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım. Canlarım Nifton'un 3 tane hareket yasası var. Birinci yasa eylemsizlik. 2. Hareketin temel yasası. 3. Etki tepki prensibi. Eylemsizlik neydi? Eylemsizlik maddelerin ortak özelliklerinden bir tanesiydi. Bir cismin bulunduğu durumu koruma isteğine eylemsizlik diyorduk. Peki eylemsizi biraz kuvvetle ilişkilendirirsek ne demek? Gel birlikte onu inceleyelim. Bir cisme etkeden net kuvvet 0 ise, bak cisme hiçbir kuvvet etki etmeyecek demiyorum. Etkeden toplam kuvvet sıfırsa, yani şu şekilde yazalım. Cisme etkeden toplam kuvvetin 0 olması ne demek biliyor musun? Bu cisme sağa doğru ne kadar kuvvet etki ediyorsa sola doğru da o kadar kuvvet olacak. Mesela sağa doğru etkedenler 50 ise sola doğru etkedenler de 50 ise sağ taraf sol tarafı götürüyor. Aşağı doğru etkedenler diyelim 10 yukarı doğru etkiden de 10 onlar da birbirini götürecek. Dolayısıyla toplam kuvvet 0 ise biz bu cisme dengede diyoruz. Dengedeki bir cisim duruyorsa durmaya devam eder. Eğer bir hızı varsa, yani daha önceden kazanmış olduğu bir hızı varsa bu hızla yani sabit hızla hareketini sürdürür. Yani cismin hızı değişmez. Biz buna ivmesiz hareket diyoruz. Sen de benimle birlikte lütfen not al. İvmesiz hareket demek Cismin hızının büyüklüğü de değişmez, yönü de değişmez demek. Onu da ayrıca şuraya not al. Cismin hızının yönü de büyüklüğü de değişmez diye not almanı istiyorum. Şimdi eylemsizlik cisimlerin içinde bulundukları durumu koruma eğilimi olarak tanımlanabilir. Dışarıdan ekstra bir etki olmadıkça ya da etkiden kuvvetler birbirini yok ediyorsa tavandaki lambanın asılı durmaya, masanın üstündeki cisminde konumunu korumaya devam etmesi eylemsize örnek olarak verilebilir. Sabit hızla giden bir aracın kuvvete maruz kalmadıkça durumunu koruması da aynı nedendendir. Şimdi eylemsizin günlük hayatta bazı sonuçları oluyor. Birazdan ben sana o videoları da izleteceğim hiç merak etme. Şimdi mesela bir araca biniyoruz. Araçta böyle lüks model bir araçsa böyle bir anda hızlanabilen bir araçsa biz şimdi koltuğa oturduk. Araç duruyor biz de duruyoruz. Dolayısıyla biz duruyoruz ya durmaya devam etmek istiyoruz ama araç bir anda gaza basıyor. Dolayısıyla araç bir anda ileri doğru hızlanınca biz geriye doğru yapışmıyor muyuz? Aslında bizi geriye doğru iten bir kuvvet yok. Bu bir yanılgıdır. Yani eylemsizlik kuvveti diye bir kuvvet yok. O uydurma bir kuvvettir. Kesinlikle bizi geriye iten bir kuvvet yok ama biz niye geri savruluyoruz biliyor musun? Ya da niye böyle hissediyoruz? Aslında araç ileri doğru gidiyor. Altımızdan araç ileri doğru gidiyor. Biz de olduğumuz yerde kalmak istediğimiz için Haliyle biz aracın gerisine doğru savrulmuş gibi oluyoruz. Dolayısıyla bunun nedeni eylemsizliktir. Aynı şekilde mesela bir araç hızla gidiyor. 120 ile gidiyor. Haliyle biz de aracın içinde olduğumuz için biz de 120 ile gidiyoruz ama araç bir anda frene basıyor. Bak biz 120 ile gitmeye devam etmek istiyoruz ama araç bir, bir anda duruyor veya bir kaza oluyor Allah korusun. Şimdi diyelim kazalarda emniyet kemerini takmadığımızda ne oluyor biliyor musun? araç 120 ile giderken biz de 120 ile gittiğimiz için araç bir anda durduğunda biz hala 120 ile devam etmek istediğimiz için camdan fırlıyoruz. İşte bunun nedeni eylemsizliktir. Eylemsizlik cisimlerin bulunduğu durumu koruma isteğine denir. Duruyorsa durmaya devam edecek. Hareket halinde ise de hareketine sabit hızlı bir şekilde sürdürecek. Şimdi biz bir aracın içerisine bir iple cismi bağladık. Diyelim başlangıçta araç neydi? hareket etmiyordu. Haliyle hareket etmeyen bir aracın içerisine sen bir ipi yani bir cismi iple şu şekilde bağlarsan ne olacak? Cisim böylece duracak. Ara, araba hareket etmiyor ki duruyor. Bu arada bu araç sabit hızla giderken de cisim böyle durur. Yani sabit hızla gitmekle durmak arasında pek bir fark yok. Çünkü ikisi de dengede ve ikisine de etkeden bir kuvvet yok. Dolayısıyla bu araç sabit hızla da gitse ip böyle dümdüz bir şekilde duracak. Araç duruyorsa da böyle duracak. Ama bu araç bir anda hızlandı. Eğer araç ileri doğru hızlanırsa bu cisim hala olduğu yerde kalmak istediği için bak araca ip bu noktadan bağlı bak burayı işaretleyelim seninle birlikte. Şimdi araç ileri doğru hızlanınca aslında bu nokta da ileri doğru gidiyor. Ama alttaki bu mavi cisim olduğu yerde kalmak istediği için bu noktada ileri doğru gittiği için şöyle bir görünüm alıyor. Yani Şuradaki görünümün nedeni bu. Yani bu ipin bağlı olduğu noktanın araçla birlikte hareket etmesi ama cismimizin bunu yapmak istememesi. Yani eylemsizliğini korumaya devam etmek istesi etmek istemesi. Yani cisim dururken altından araç ileri doğru gidiyor gibi oluyor. Bundan dolayı da bu cisim böyle bir pozisyon alıyor. Yani hızlanan sistemlerde araç sağa doğru hızlanıyorsa cisim sola doğru savrulmuş gibi görünüyor. Eğer bu araç yavaşlasaydı, yani sağa doğru giderken bu araç bir anda frene bassaydı, mesela onu da nereye yapayım, onu da şuraya yapayım. Örneğin bizim aracımız sağa doğru yavaşlıyor. Mesela hızlanmıyor. Yavaşlıyor. Mesela frene basıyor. O zaman bu ipin konumu nasıl olurdu? Yani bu görünüm nasıl olurdu? Yavaşladığında biz öne doğru hani savrulmuş gibi olmuyor muyuz? Yani bu ip de aynen şu şekilde bir konum alırdı. Dolayısıyla biz özetle şunu diyeceğiz. Hızlanan sistemlerde araca zıt yönde savruluyoruz. Yavaşlayan sistemlerde araçla aynı yönde savruluyoruz. Bunu not alman gerekiyor. Zaten ben birazdan onu sana göstereceğim. Not almıştım ben öyle hatırlıyorum. Şimdi bu cismi etkeden kuvvetleri sana göster derlerse ne yapacaksın? Bak bir cismin ağırlığı var aşağı doğru. İki buradaki ip cismi şöyle çapraz bir şekilde çekiyor. Bunun dışında başka bir kuvvet yok. Bak normalde konuyu tam iyi anlamayan öğrenciler burada Sola doğru da bir kuvvet olduğunu sanıyorlar ama böyle bir kuvvet yok. Yani eylemsizlik kuvveti diye bir kuvvet tamamen uydurma bir kuvvettir. Böyle bir kuvvet yok. Böyle bir soruyla denemelerde karşılaşabilirsiniz. Cisme etkeden net kuvvetleri göster derse sadece T ve MG'yi göstereceksin. Bunun dışında hiçbir kuvvet göstermeyeceksin. Şimdi burada notta da ben sana bunu anlattım. Hızlananlarda araca zıt yönde, yavaşlayanlarda araçla aynı yönde savruluyoruz ama... Eylemsizlik kuvveti diye bir kuvvet yok. Bak bir kere daha söylüyorum sana. Şimdi bu olayı biraz daha iyi kavrayabilmek için benim geçen sene hazırladığım bazı böyle videolar vardı. Hadi seninle birlikte onları izleyelim. Bakın burada bir tır var. Tırın üzerinde bir kepçe var. Tır hareket ederken kepçe de tırla birlikte hareket ediyor. Aslında kepçe tırın üzerinde duruyor ama tır hareket ettiği için kepçe de hareket etmiş oluyor tır bir anda frene bastığında kepçe eylemsizliğinden dolayı ileri doğru gitmeye devam etmek istiyor. Bakın ne kadar kötü sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Hani bazen diyoruz ya hocam bunlar nerede işimize yarayacak? Hani fizik nerede işimize yarayacak? Her yerde işimize yarar. Hayat kurtarabilir arkadaşlar. Buradaki olay eylemsizlikten dolayı yaşanıyor. Aynı olayın benzeri bakın şimdi başka bir video size göstereceğim arkadaşlar. Bu videoda da gördüğünüz gibi tenis raketinin üzerinde yığılmış bir toz kütlesi var. Şu anda Duruyor değil mi? Toz kütlesi duruyor. Top tenis raketine vurduğunda tenis raketi bir anda topun etkisiyle yani top tenis raketine bir etki kuvveti uyguluyor. Ee, raket de topa bir tepki gösteriyor. Yani etki aşağı doğru tepki yukarı doğru oluyor. Şimdi bu etkiyle birlikte raket aşağı doğru savruluyor bir anda. Ama toz kütlesinin bundan haberi yok. Tıpkı ileri doğru hızla giden aracın bir anda durması ve bizim bundan haberimizin olmaması yani araç bir anda çarparak durduğunda biz fırlıyoruz ya aynı o olayın aynısı toz parçası için oluyor bakın ne kadar güzel bir görsel ortaya çıkıyor gerçekten fizik mükemmel bir ders değil mi arkadaşlar bakın gördünüz mü işte buradaki toz kütlelerinin bir an havada kalması yani bulunduğu durumu korumak istemesi eylemsizlikten dolayıdır daha sonra yer çekiminden dolayı aşağı doğru tabii ki de hareketine devam ediyor. Ha bu arada topun rakete çarptıktan sonra yukarı doğru sekmesi de etki tepki prensibini gösteriyor. Yani burada Newton'un iki tane hareket yasasının örneği var diyebiliriz. Bakın gençler burada da kaykayla bir genç geliyor hızla geliyor bakın. Bir anda yoldaki hortumu fark etmiyor ve kaykay hortumda kalıyor yani bir anda duruyor kaykay. Ama üzerindeki kişi bir anda duramıyor. Eylemsizliğinden dolayı bakın uçuyor ve bir kaza yaşanıyor. Bakın burada da arkadan gelen aracın hızla hareket ettiğini görüyoruz. Araç üzerindeki kişi de hızla hareket ediyor. Araçla birlikte sonuçta. Şimdi bir anda araçtan atlıyor ve tekrar eski aracının içine düşüyor. Neden? Çünkü kırmızı araçla hareket ederken o onun da bir hızı vardı. Yani aracın aracın da içindeki kişinin de bir hızı vardı. Dolayısıyla araçtan atlasa bile o hızını sürdürüyor. Bakın o hızını sürdürdüğü için aynı araca tekrar düşüyor. Eğer araçtan atladığında bir hızını sürdürme olayı olmasaydı atladığı yere geri düşerdi. Yani atladığı gibi tekrar aracın içine düşmezdi. Yine bu da eylemsizliğin güzel bir örneği olarak düşünüyorum. Bakın arkadaşlar fark ettik mi? Burada para var. Parayı e, altındaki kağıdı hızla çektiğimizde para kağıtla birlikte hareket etmiyor. Duruyor ya. Para şu an duruyor değil mi orada? Durmaya devam ediyor. İşte buna biz eylemsizlik diyoruz. Bakın Burada da olayın nasıl olduğunu bir daha böyle yavaş çekimde gösteriyor. Kağıt bir anda gidiyor para olduğu yere iniyor. Bunların tamamı eylemsizlikle ilgili. Gördüğünüz gibi aynı olay arkadaşlar. Yukarıdaki pil eylemsizlikten dolayı aynı pozisyonunu koruyacak. Bakın adam eliyle vuruyor ve bir anda o halka kaydığı anda pil olduğu yere iniyor. İşte arkadaşlar bunların tamamı eylemsizlikle ilgili örneklerdi. Şimdi dersimize tekrar devam edelim. O videoları geçen sene çekmiştim. Dolayısıyla henüz burun ameliyatı olmamıştım. Gözlük kullanıyordum. Bundan dolayı biraz böyle farklı gelmiş olabilir. Ama videolar oldukça faydalıydı değil mi? Bununla ilgili de düşüncelerini yorumlara bekliyorum. Şimdi örnek 9. Yatay düzlemde hareket eden bir cismin konum zaman grafiği bana veriliyor. Diyor ki buna göre cisim 1-2-3 bölgelerinin hangilerinde Nifton'un eylemsizlik yasası kapsamında hareket etmiştir? Eylemsizlik yasasını duyduğumuzda diyeceğiz ki Hangilerinde bu cisim net kuvvet 0 olarak hareket etmiştir? Yani hızı değişmeyecek. Ya sabit hızlı olacak ya da duracak. Şimdi birinci bölgeyi inceleyelim. Buradaki zaman birken konumun 10 olduğunu düşünelim. Zaman 2 olduğunda konum 20 oluyor. E zaman 3 olduğunda konum diyelim 30 oluyor. Bu ne demek? E bu düzgün doğrusal hareket demek. Yani sabit hızlı hareket demek. Çünkü eşit zaman aralıklarında eşit mesafeler gitmemiş mi? 10 gitmiş, bir 10 daha gitmiş, bir 10 daha gitmiş. İşte bu sabit hızlı hareket demektir. Sabit hızlı hareket varsa dolayısıyla net kuvvet nedir birinci bölgede? Sıfırdır. O zaman eylemsizlik yasasıyla açıklanabiliyor. Peki ikinci bölgede burada bir sabitlik görüyoruz. Bu sabitlik hızın sabit olması anlamına gelmiyor. Bak burada konum yazıyor. Yani bu sabitlik aslında cismin 30. metrede sürekli kalması anlamına geliyor. Yani cismin konumu değişmiyor. Ya konumu değişmemek ne demek? Durmak demek. Yani cisim burada duruyor. Duruyorsa zaten etkiden net kuvvet sıfırdır demiştik. Dolayısıyla bu da eylemsizlikle açıklanıyor. Peki burada ne oluyor? Burada da cisim 30'dan 20'ye geliyor. 20'den 10'a geliyor. 10'dan sıfıra geliyor. Yani şöyle uzatırsak daha net bir şekilde anlaşılacak. Yani zaman burada eşit bir şekilde akarken. Yani 1, 2 aynen. Yani zaman eşit bir şekilde akarken. Cisim de aynı yolları alıyor. Bu sefer 30'dan 20'ye geliyor 10 gidiyor. 20'den 10'a geliyor bir 10 metre daha gidiyor. Sonra bir 10 metre daha gidiyor. Yani yine düzgün doğrusal hareket yapmış. Ama hocam bunun grafiği aşağı doğru bu onun eksi yönde hareket ettiğini gösteriyor. Yani önce 0'dan 30'a gidiyor sağa doğru gidiyor. Sonra da 30'dan 0'a doğru geliyor. Yani sola doğru gidiyor. Yani cisim burada yine sabit hızlı hareket yapmış. Çünkü eşit zaman aralıklarında eşit yollar gitmiştir. Sadece eksi yönde sabit hız hareket. Burada da artı yönde sabit hız hareket yapmıştı. Sabit hız hareket olduğu için burada da net kuvvet sıfır diyoruz. Demek ki 3 bölgede Newton'ın eylemsizlik yasasıyla ne yapılabiliyor? Açıklanabiliyor. Şimdi geldik hareketin temel prensibine. Ne demek bu hareketin temel prensibi? Şimdi birinci yasada öğrendiğimizin tam tersini söylüyor. Birinci yasa demişti ki etkeden net kuvvet sıfırsa cisim ivmesiz hareket yapar demişti. Şimdi bu yasada da diyor ki etkeden net kuvvet sıfır değilse bak bir cisme etkeden net kuvvet sıfırdan farklı ise cisim bu sefer ivmeli hareket yapar. Hızlanır yavaşlar eğer düz bir yolda gidiyorsa ya hızlanır ya yavaşlar ama düz bir yolda gitmiyorsa hızlanıp yavaşlamayabilir sadece hızının yönü de değişiyor olabilir. Dolayısıyla ben buraya senin eklemeni istiyorum. Ya hızlanır ya yavaşlar ya da hızının benimle birlikte not al. Hızının yönü ...değişebilir. Çünkü hız vektörel olduğu için hızın yönü değişince de hız değişmiş oluyor. Hız değişimi varsa orada bir ivme vardır. Bunu daha çok 12. sınıftaki çembersel hareket konusunda göreceğiz. Düzgün çembersel harekette cisimlere sürekli merkeze doğru bir kuvvet etkeder... ...ve bu kuvvetin etkisinde bu cisim döner. Yani döner ne demek? Cisim mesela buraya gelir bir süre sonra. Mesela cismin hızı buradayken de V'dir... Buradayken de V'dir. Bak hızının büyüklüğü değişti mi? Değişmedi. Ama hızın yönü değişti. Hızın yönü değişince de biz ona ivmeli hareket diyoruz. Dolayısıyla bir cisme etkeden net kuvvet varsa yani şu kuvvet varsa cisim ya hızlanır. Hızlanma nasıl olur? Mesela cisim sağa doğru gidiyorsa sen de onu sağa doğru itersen hızlanır. Ama sen onu sola doğru itersen hareketine zıt yönde itersen yavaşlar. Hareketine dik itersen bak hareketine dik bir şekilde kuvvet uygularsan hızın yönü değişir. Dolayısıyla hızın yönü de değişebilir. İvmeli hareket yapan cisimlerin durumunu açıklayan temel matematiksel prensip F eşittir MA her derde deva dediğim işte o muhteşem bağıntı. Şimdi bu bağıntıya baktığınızda kuvvetin ve ivmenin üzerinde vektör işareti görüyorsun. Bunlar vektörel büyüklükler. Ve vektörleri eşit şeklinde yazabilmen için vektörlerin yönlerinin aynı olması gerekiyor. Demek ki kuvvet ve ivme her zaman aynı yönlüdür. Bak her zaman. Çünkü buradaki kütle negatif bir değer alamayacağı için, hep pozitif bir değer alacağı için kuvvet ve ivme daima aynı yönlüdür. Kuvvet sağa ise ivme sağa, kuvvet sola ise ivme sola, kuvvet yukarı ise ivme yukarı. Bak bunlar hep aynı yönlü. Şimdi eğer fiziği doğru anlamayan bir öğrenci bu denklemle karşılaşırsa diyebilir ki ya F kuvveti artarsa denklemin sol tarafı artıyor ya sağ tarafında da M artabilir diyebilir. Ama M asla artmaz. Çünkü m maddenin kütlesi yani değişmeyen miktarı yani sen bu maddeye bir ekleme yapmadığın sürece ya da bu maddenin birazını kesip atmadığın sürece buradaki kütle değişmez yani matematiksel denklemleri doğru yorumlamak lazım buradaki kütle kesinlikle ne yapmaz kuvvetin artmasıyla ya da azalmasıyla kütle ne yapmayacak değişmeyecek o zaman sol taraf artarsa sağ taraf nasıl artacak hani eşitliğin sağlanması için ivme artacak yani kuvvet ve ivme doğru orantılıdır diyebiliriz. Mesela benim burada bir cismim var. Kütlesi m. Ben bu cismi f kuvvetiyle itersem bu cismin kazanacağı ivme sağa doğru a'dır. Ama ben bu cismi 2F ile itersem bu cismin kazanacağı ivme 2A'dır. Bu kadar basit bir yasadır bu. Ve burada ivmenin birimi metre bölü saniye kare, kütlenin birimi kilogram alındığında kuvvetin birimi de Newton olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar önceden bildiğimiz şeylerdi. Şimdi 10. soru diyor ki sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 30 kilogramlık bir cisme yatay yola paralel 3 tane kuvvet etki ediyor. Bu üç kuvvetin etkisinde cisim artıks yönünde 3 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlandığına göre diyor. 3. kuvvet hangi yönde ve kaç nifton büyüklüğündedir diyor. Şimdi bak bu cismin sağa doğru hızlandığını söyledi. Yani ivmenin yönü sağa doğru artıks yönü ve 3 metre bölü saniye kare olduğunu da söyledi. O zaman bu cisme etkiden net kuvvet yani toplam kuvvet sağa doğru olmalı. Çünkü ivme sağa doğruysa toplam kuvvet de sağa doğru olmalı. Peki kuvvet ne kadar olmalı? Şimdi f eşittir ma'yı şöyle genelleyebiliyoruz. F net eşittir ma şeklinde de yazabiliyoruz. Şimdi buradaki kütlenin biz 30 olduğunu biliyoruz. İvme de 3 verilmiş. O zaman net kuvvetin sağa doğru ve toplamda da 90 N olması gerekiyor. Peki sağa doğru 80 var burada. Sola doğru da 60 var. Bu oklardan anlıyoruz bunu. 80'den 60'ı çıkarttık. Ne kaldı? Sağa doğru 20. Aslında sağa doğru 20 var burada. Başka da bir şey yok. Yani sen şunu artık görmeyebilirsin. Şunu da görmeyebilirsin. Sadece sağa doğru 20 var. Ama benim bu ivmeyi kazanmam için sağa doğru 90'a ihtiyacım var. O zaman 3. kuvvetin sağa doğru olması gerekiyor. Ve değerinin de 70 Nifton büyüklüğünde olması gerekiyor ki 70, 20 daha 90 yapsın ve güzel bir şekilde cevaba gidelim. Yani artı x yönünde 70 sorumuzun doğru cevabı b şıkkı olmaktadır. Şimdi 11. soru çok güzel bir soru. Kavram yanılgısı olan bir soru. Sürtünmesiz düzende birbirlerine iple bağlı x ve y cisimleri f kuvvetiyle çekiliyor. Cisimler bir miktar yol aldıktan sonra, bak buraya dikkat et. Yani bir miktar yol alıyoruz. Sonra aralarındaki ip koparsa x cisminin, Başlangıçtan itibaren hızı nasıl değişir? Ben burada y'yi çekiyorum ama arada ip olduğu için y de x'i çekiyor. Dolayısıyla bu kuvvet hem y'yi hem de x'i sağa doğru hızlandırıyor. Şimdi sağa doğru hızlandırırken hiçbir engelle karşılaşmıyor çünkü sürtünme yok. Bak gerçek hayatta sürtünmesiz ortam yok ama fizik sorularında sürtünmesiz ortam var. Sürtünmesiz ortam demek cismin hareketini engelleyecek bir kuvvetin olmaması anlamına geliyor. Dolayısıyla sürtünme yok. Yani yer yüzeyi böyle buz gibi hatta buzdan daha kaygan yağ gibi bir yüzey. Hiç sürtünme yok. Sen F kuvvetini uyguladığın anda hem Y harekete geçer hem de X harekete geçer. Ve bunlar beraber hareket edecekleri için aynı anda aynı miktarda giderler. Dolayısıyla Y'nin ivmesi sağa doğru kaç ise X'in ivmesi de sağa doğru o kadar olacak. Mesela bizim ivmemiz 5 metre bölü saniye kare. Bunun anlamı ne demek? Yani cismin hızı her saniye 5 artar demek. İşte hızı birinci saniyede şey başlangıçta sıfırsa birinci saniyede hızı 5 olur. 2. saniyede hızı 10 olur. 3. saniyede hızı 15 olur böyle gider. Yani cisim başlangıçta hızlanır. Çünkü cisim F kuvveti Y'yi çekiyor. Aradaki ip de X'i çektiği için yani bu ipten dolayı da bu gerilmeden dolayı da X hızlanıyor. Başlangıçta X hızlanıyor bunu anladık. Hemen şurada artarları bulduk. Şimdi ip koptu. Abi ip kopunca ne oluyor biliyor musun? Artık bu kuvvet yok. Ya bu yok ya bildiğin yok. O zaman x cismi şu anda x cisminin bir hızı da var. Neydi hızı? 15'ti. Yani 15 metre bölü saniye iken bu ip koptu değil mi? Sürtünme de yok. Yani hareketi engelleyecek bir şey yok. X cismini sağa çeken de yok. Sola çeken de yok. Sadece x cisminin aşağı doğru bir ağırlığı var. Zemininde bir normal kuvveti var. Yani tepki gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla bu ikisi birbirine eşit olduğu için zaten bunlar birbirini götürüyor. O zaman sağa bir şey yok, sola bir şey yok. Aşağı ve yukarıda birbirini götürdüğüne göre net kuvvet sıfır oluyor. Cisim o anki durumunu koruyor. Yani hızı vardı ya aynı hızla hareketine devam ediyor. Yani sabit hızlı bir şekilde gider. Sorumuzun doğru cevabı C olur. Şimdi burada birçok öğrenci diyor ki ya hocam bu cisme yani biz hiçbir kuvvet uygulamıyoruz. O zaman cisim nasıl sağa doğru 15 ile gidiyor? Yani mesela şöyle düşünüyor. Sağa doğru 15 ile gidiyorsa bizim bunu sağa doğru sürekli 15 ile çekmemiz gerekiyor gibi düşünüyor. Ama asla öyle bir şey yok. Bak yer yağ gibi diyorum sana. Hiçbir engelleyici pürüz yok. Yağ gibi bir yerde sen bir cismi itiyorsun itiyorsun sonra bırakıyorsun. Bıraktığın anda bu cismin hareketini hızlandıracak da bir şey yok. Yavaşlatacak da bir şey yok. Yani hızı artmaz da azalmaz da. Bu şekilde düşünmen gerekiyor. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi geldik işin püf noktasına. Öğrencilerin en çok karıştırdığı etki tepki prensibine. Burayı çok güzel bir şekilde dinlemeni istiyorum. Ben de elimden geldiğince detaylı bir şekilde sana anlatacağım. Etki ve tepki ile ilgili önce birkaç sözel bilgi edinelim. Etki diyor ki bir cisme bir kuvvet etki ettiğinde cisimden kuvvete doğru zıt yönde ve eşit büyüklükte bir tepki kuvveti oluşur. İşte bu kuvvet tepki kuvveti. Bak burada dikkat etmen gereken, etki cisme doğruysa, yani etki bizden, mesela benden sana doğru bir etki varsa, senden bana doğru da bir tepki oluyor. Yani birisi sana doğru oluyor, birisi bana doğru oluyor. Birisi sana, birisi bana, bu ne demek? Yani farklı cisimlere etki ediyor demek. Birinci notum bu olacak. Kenara yaz. Etki ve tepki farklı cisimler üzerine etki eder. Bir, iki etki ve tepki eşit büyüklüktedir. Bak bu da çok önemli. Eşittir demiyorum. Çünkü biri sana doğru biri bana doğru olunca kuvvet vektörel olduğu için yön önemli. Sana doğru olan bir şey ve bana doğru olan bir şeye eşittir diyemem. Yönleri farklı. Ama eşit büyüklüktedir derim. Etki ve tepki her zaman eşit büyüklüktedir. İşte bu da ikinci önemli olay. Hani sana bir önceki videoda smo güreşçisiyle çarpıştığımızda ne olur örnek vermiştim. Simo güreşçisi bize ne kadar kuvvet uyguladıysa biz de sumo güreşçisine aynı şekilde tepki gösteriyoruz. Etki tepki büyüklük olarak birbirine eşittir. Şimdi bu kuvvetler aynı doğrultu üzerindedir. Yani birisi aşağı doğruysa diğeri de aynı hizadan yukarı doğru olması gerekiyor. Tepki kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir. Yani sen bir cismi zemine doğru itiyorsan zeminden sana doğru bir tepki oluşması için zemine temas etmen gerekiyor. Burada da bundan bahsediyoruz. Şimdi buraları daha detaylı bir şekilde sana anlatacağım. Şurada birkaç tane daha sözel önemli bilgi var. Etki ve tepki birbirine çok karıştırılıyor. Lütfen burayı çok iyi dinle. Evrende her etkiye karşılık bir tepki vardır. Newton'un sözü bu. Newton diyor ki evrende hiçbir kuvvet yalnız değildir. Yani bir etki varsa muhakkak onun bir tepkisi vardır diyor. Etki ve tepki farklı cisimler üzerindedir. İnanılmaz önemli bir şey bu. Karıştırmaman için. Etki ve tepki kuvvetleri bir cisim üzerinde toplanırsa sonuç sıfır olmaz. Niye sıfır olmaz? Çünkü bir tanesi sana etki ediyor, bir tanesi bana etki ediyor. Yani bana etkeden kuvvetler sıfır olmaz ki. Çünkü bana etkeden sadece bu tarafa doğru. Sana etkeden sana doğru olduğu için. Yani benim üzerimde bir bu tarafa bir bu tarafa kuvvet olmuyor. Bundan dolayı da bunlar birbirini götüremez. Sıfır olmaz. Etki zemine tepki cisme etkeder. Yani biri aş zemine, biri ise zeminden cisme doğru. Yani farklı cisimler etkiler. Etki ve tepki kuvvetlerinin eşit büyüklükte ancak zıt yönlü olduğunu da zaten vurgulamıştım. Şimdi burada bir tane buzdolabı var. Bu buzdolabı üzerinden ben sana olayı biraz daha detaylı, güzel bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi buradaki çocuk dolabı ittiğinde dolaba bir etki uygular. Sağa doğru etki. Dolap da bu çocuğa bir tepki gösterir. İşte o da dolaptan çocuğa doğrudur. Yani çocuğun eline doğrudur. Bak bir tanesi sağa doğru, dolaba doğru. Bu etki, etki olmadan tepki olmaz. Yani önce etki oluyor, sonra karşılığında tepki oluşuyor. Bir tanesi sağa doğru ve kaçsa, 10'sa 10. Yani bu 10'sa bu da 10. Bu 20 ise bu da 20. Bu 100 ise bu da 100. Etki ve tepki büyüklükleri eşittir. Bir tanesi dolaba, bir tanesi çocuğadır. Tamam burada bir sorun yok değil mi? Herkes anladı. Şimdi sorun şurada başlıyor. Kardeşim bu cismin ağırlığı var mıdır? Buzdolabının bir ağırlığı vardır. Şimdi bu buzdolabının ağırlığını aşağı doğru gösterdim. Bu buzdolabı ağırlığından dolayı yere bir etki yapıyor. Yani yer yere yapılan etkiyi tabii ki de şu şekilde göstereceğim. Yer de bu buzdolabına bir tepki gösteriyor. Onu da şu şekilde göstereceğim. Ve bu mavi vektörler etki tepki kuvvet çiftleridir. Ama karıştırılan nokta şu. Bu buzdolabının ağırlığı diyelim mg ise buradaki bu mg kuvveti ile buradaki bu yukarı doğru olan şu mavi vektör etki tepki kuvvet çifti değildir. Neden? Birinci sebebi şu. Bir tanesi dolaba etki ederken diğeri dolaba etki etmemesi lazım. Bak ağırlık da dolaba etki ediyor. Bu mavi olan şu yukarı doğru olan mavi de dolaba etki ediyor. Bunlar etki tepki olamaz o zaman. Birinci olay bu. İkincisi de etki tepki kuvvet çiftlerinin birbirini doğurması gerekiyor. Yani birbirini oluşturan nedenlerden olması gerekiyor. Şimdi biz bunu sağa doğru ittiğimiz için o bizi sola doğru itti. O yüzden bunlar birbirini doğurdu. Peki MG nedir? Yerin dolaba uyguladığı kütle çekim kuvveti değil midir? Evet. İşte bu etki ise yer bizi ne kadar çekerse biz de yeri o kadar çekiyoruz demedik mi? Bir önceki konuda kütle çekiminde bunları anlattım. E dolayısıyla yer dolabı mg ile çekiyorsa aslında şöyle kabaca çizmem gerekirse bunu daha sonra silerim. Dolabı, dolap da yeri kendine doğru aynı büyüklükte bir kuvvetle çekiyor ve bu kuvvetlerin doğrultuları birbiriyle tamamen aynıdır. Yani yerin merkezi şurasıysa yerin merkezinden de dolaba doğru bir kuvvet var. İşte bu kuvvetler etki tepki çiftidir. Yani buradaki şu mesela numara verelim bunlara. Bu 1 ile bu 2 etki tepki çiftidir. Buradaki 3 ve 4 etki tepki kuvvet çiftidir. Buradaki mg ve mg yani yerin ve dünyanın birbirine olan yani dolabın ve dünyanın birbirine olan kuvvetleri de diyelim bunlara da 5 ve 6 dersem 5 ve 6 da etki, tepki, kuvvet çiftidir. Umarım anlatabilmişimdir. Yani burada dolabın ağırlığı ile yani şu 5 ile buradaki 1 olan etki, tepki, çifti değildir. Anlatmak istediğim ana mevzu budur. Şimdi mesela sol tarafta bir tane cisim var. Haliyle bu cisim yere ne yapıyor? Şöyle biraz büyütürsem daha iyi olabilir mi? Şöyle büyüttüm. Biraz da şöyle sağa doğru çekeyim. Evet, dolap görünmüyor. Onu da şöyle çektim. Halle oldu mu? Halle oldu. Tamam. Şimdi bu cisim ağırlığından dolayı yere bir etki yapıyor. Yani şöyle aşağı doğru bir mavi vektör yapalım. Bu ağırlığından dolayı yere etkisi. Yer de ona karşılık olarak bir tepki gösteriyor. Bunu da mavi yapalım şöyle. Yer de ona karşılık olarak bir tepki gösteriyor. Dolayısıyla şu mavi vektörler etki tepkidir. Ama aşağı doğru olan bu ağırlık ile yukarı doğru olan bu mavi vektör etki tepki çifti değildir. Yani buna biz ne diyoruz biliyor musun? Aslında bunun adı normal kuvvetidir. Peki bu normal kuvveti neden tepki kuvveti olarak genelde karıştırılıyor? Çünkü birçok kitapta bile bu bilgiler böyle yer alıyor. Normal kuvvetinin tepki olarak karıştırılmasının nedeni şu. Bir cisim yere diyelim ağırlığı 50 ise 50 Newton'la yere etki ediyorsa. Şimdi bu cismin de üzerinde başka hiçbir kuvvet yok ya. Hani Üstten ekstradan bastıran yok. Üstten kaldıran yok. Dolayısıyla bu cisim yere 50 ile etki etmiş oluyor. Yani şuradaki mavi vektör 50 olmuş oluyor. Haliyle buradaki normal kuvveti de onun karşılığı olduğu için o da 50 oluyor. Ve bir öğrenci bakıyor bu 50, bu 50. İkisinin yönü zıt. E dolayısıyla bunlar etki tepkidir diyor ama yanlış. Çünkü bir tanesi cisme etki ediyor. Diğeri de bu cisme etki ediyor. Bak bu mavi de bu cisme etki ediyor. Kırmızı da aynı cisme etki ediyor. Etki tepki çifti olsaydı bunlar aynı cisme etki etmezlerdi. Lütfen ona da dikkat et. Umarım anlatabilmişimdir. Buradaki normal kuvveti ne ile gösteriliyor? Ve zemine etkiden net kuvvettir bu aslında. Şimdi bir sonraki başlığımızda bir sürtünme kuvveti diye bir kuvvet göreceğiz. Şimdi sürtünme kuvvetinde biz Fs eşittir K çarpı N diye bir bağıntıyla soruları çözeceğiz. Buradaki N normal kuvvetidir. Dolayısıyla bu normal kuvveti her zaman mg olmaz. Ama öğrencilerimiz bunu yanlış ezberliyorlar ve buna hep mg yazıyorlar. Bak, şu şekilde olan cisimler için gerçekten de normal kuvveti mg'ye eşit oluyor. Yani aynı değer oluyor. Ama böyle olmayan sistemlerde işte o eksik öğrenen öğrenciler hata yapıyor. Yani bizim bilgimiz şu olacak. Buradaki yazan N değeri normal kuvveti her zaman mg olmaz dememiz gerekiyor. Mesela sağ taraftaki şunu silelim artık. Mesela sağ taraftaki şu sürtünmeli zemini şöyle bir yakından incelemek istiyorum. Sana anlatmak istiyorum. Bak biz bu zemine diyelim bir F kuvveti uyguladık. Bu F kuvvetini katılar üzerine uygulanan kuvveti iletirler. Yani ben bu cismi itiyorsam bu cisim de duvarı iter. Aynı F ile. Mesela buna ben N1 diyeceğim. Bu duvarı ben ittim ya. Bak şu mavi ile. İşte duvar da buna tepki gösterir. İşte o da şudur. Yani buradaki etki tepki hangileri? İşte buradaki N1 ve N2'dir. Yani buradaki F ile buradaki N2 etki tepki değildir. Bak birisi mavi yeşil cisme etki ederken diğeri başka bir cisme etki etmesi lazım. Ama bu kuvvetlere odaklandığında yani şuna ve şuna odaklandığında ikisi de işte buradaki cisme etki ediyor. Yani ikisi de aynı cisme etki ediyor. Dolayısıyla bunlar etki tepki değildir etki tepki hangisiymiş? Şununla şu. Dolayısıyla biz eğer bu soruda bir sürtünme kuvveti hesabı yapsaydık ki bu soru biraz farklı bir soru da. Çünkü bu cisim böyle dengedeyse mesela dengedeyse şu anlama geliyor. Bu cisme etkeden kuvvetlerin sıfır olması gerekiyor. Peki bu cisme etkeden kuvvetler nasıl gösterilir? Bak buradaki F kuvveti bu cisme etki ediyor. 1 bak sağa doğru olan şu F var ya bu cisme etki ediyor. Buradaki şu N1 bu cisme etki etmiyor. Bak N1 kime etki ediyor? Duvara. Ama ben bu cisme etki edenleri araştırıyorum. N1'i yazamam. Ama N2 bu cisme etki ediyor. O yüzden bu tarafa doğru da N2 yazdım mı? Yazdım. Bu arada bu 10sa bu da 10 oluyor. Kuvveti iletiyor katılar. Dolayısıyla o da 10'la tepki gösteriyor. Yani bununla bunun büyüklükleri aynı. O yüzden bu cisme sağa doğru etkiden sola doğru etkideni götürüyor. Tamam. Aşağı doğru cismin ağırlığı var mı? Var. Yukarı doğru ne var? Sürtünme kuvveti. İşte bu cisim dengede ise yukarı doğru olanların da aşağı doğru olanlara eşit olması lazım. Bundan dolayı da Fs Mg'ye burada eşit oluyor. Çünkü bu cisim dengede ise yukarıya da aşağı gitmemesi gerekiyor. Sağa ya da sola da gitmemesi gerekiyor. İşte Fs Mg'ye eşit oluyor. Açıklayabilmişimdir umarım. Şimdi sürtünme kuvvetinde eğer biz k çarpı n derken bu n'yi hep mg olarak alırsak çok büyük bir hata yaparız. Mesela buradaki MG kaçtı? Diyelim örnek veriyorum sana 50 idi değil mi? 50 idi. Senin duvara doğru kuvvetin kaçtı? 10'du. Duvarın tepkisi yani normal kuvveti kaçtı? 10'du. İşte senin buraya şu 10'u yazman gerekiyor. Yani bir sürtünme kuvveti sorusunda sen N yerine her zaman MG'yi yazamazsın. Bak MG 50 ama sen N yerine 50 yazamıyorsun. Yani ne yazman gerekiyorsa onu yazacaksın. Normal kuvvetini hesaplayacaksın. Bulacaksın kuralına göre ve onu yazacaksın. Mesela şuradaki şimdi ipli sistemi sana göstermek istiyorum. Yine bir tane şöyle büyüttüm. İpli sisteme bakalım. Heh şöyle. Şimdi bu cisim dengede mi? Şu cisim dengede. Değil mi? Gitmiyor aşağı. Yani 3G'yi kaldırabilir mi? Kaldıramaz. O zaman bu cisim etkiden kuvvet aşağı doğru G midir? Evet G'dir. Peki bu cisim etkiden yukarı doğru bir kuvvet yok mudur? E vardır. Çünkü ip bu cismi çeker. Bak bunu not al. İp bir cismi her zaman çeker. Bundan dolayı ip gerilmelerini gösterirken kesinlikle cisimden ipe doğru çizmen gerekiyor. Bu vektörün yönünü doğru çizmek o kadar önemli ki sana anlatamam. Bak sana basit bir şey gibi geliyor olabilir ama öyle değil. Lütfen beni dikkate al. Buradaki t'de g'ye eşit olmalı ki bu cisim ne yapsın dengede kalsın. Mesela bak bu ip makarayı ne tarafa doğru çeker deseydi ip makarayı kendisine doğru şöyle makaradan ipe doğru bir gerilme yapacaktın. Ama bu, bu ip aşağıdaki 3G'yi ne tarafa çeker dersem cisimden ipe doğru göstermen gerekiyor. İşte olay bu. Bak burada böyle gösterilirken aşağı doğru gösterilirken burada yukarı gösteriliyor. Ne kadar önemli anlatamam. İşte bu T'yi G olarak bulmuştu. O zaman ben buraya G'yi yazdım. Tamam. Şimdi bu cismin ağırlığı var. Dolayısıyla bu cisim ağırlığından dolayı aşağı doğru bu cisme 3g diye bir kuvvet etki edecek mi? Edecek. Peki. Bu cisim dengede, değil mi? Bu da hareket etmez. Yani çünkü buradaki işte g bunu kaldıramayacağı için bu cisim hareket etmez. O zaman yukarı çeken aşağı çekene eşit olmalı, değil mi? Aşağı 3g var, yukarı g var. Yani aslında yukarı doğru bir kuvvete ihtiyacımız yok mu var? Ne kadarlık? İşte yukarı doğru olan bu normal kuvveti, hani zeminden cisme doğru olan bu normal kuvveti yukarılar aşağıları vermesi için 2g değerinde olması gerekiyor bu N'nin. Demek ki ben burada bir sürtünme hesabı yapsaydım buradaki N yerine 2g yazmam gerekiyordu. Ama bu cismin ağırlığı 3g. Demek ki her zaman bu N yerine ağırlık falan yazılmıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Peki neden bu N 2g oluyor? Çünkü bu cisim aslında 3g. Tamam 3g'lik bir cisim ama biz bunun g kadarını kaldırdığımız için hani şu iple aslında bu cisim yere 2g ile etki yapıyor. Yer de ona 2G ile tepki gösteriyor. Yani şu 2G bizim normal kuvveti dediğimiz şuradaki kuvvetimiz olmuş oluyor. İşin özü mantığı tam olarak budur. Evet zamanla daha da iyi anlayacaksın. Yani şu anda bile %90 anlamışsındır muhtemelen ama daha da iyi anlayacaksın. Evet burada da işte bu cismin ağırlığı bu da normal kuvveti. Tek bilmen gereken bununla bu etki tepki kuvveti değildir ve normal kuvveti her zaman G'ye eşit olmaz. Şöyle sistemlerde G'ye eşit olur ama şöyle sistemlerde G'ye eşit olmaz. Hadi bakalım yandaki tarafı bir inceleyelim. Onu da sana bir açıklamaya çalışayım. Şöyle, şöyle şunu da getireyim şu tarafa. Evet görünüyor. 2 kilogramlık cismin ağırlığı nedir? Bir cismin ağırlığını nasıl bulursun? M ile G'yi çarparak. G dünyada 10 alınıyor. M de 2. 2 kere 10 20. Dolayısıyla bu cisim ağırlığından dolayı aşağıdaki cisme 20 Newtonluk bir etki yapar. Bu cisimde yani yeşil cisimde yukarıdaki cisme karşılık olarak 20 Newtonluk bir tepki yapar. Şimdi bu 4 kilogram ağırlık da işte 4 kere ondan dolayı 40 yapıyor. Yani 4 kilogramın ağırlığı 40. Dolayısıyla bu cismin aşağı doğru bir de 40 ağırlığı var ama 20 de yukarıdan var. Yani kısacası bak aşağı doğru bir 20 var. Katılar kuvveti iletiyor yere doğru. Dolayısıyla bir de bu cismin ağırlığı geliyor 40. Aslında yere 60 ile etki yapmış oluyorsun yer de sana 60 ile tepki gösteriyor. İşte yerin gösterdiği tepki ya da normal kuvveti dediğim değeri neymiş? 60. Yani ben burada bir hesap yapsaydım N yerine 60 yazmam lazımdı. Ama bu cismin ağırlığı kaç? 4. Yani 40. Demek ki her zaman cismin ağırlığı normal kuvvet olarak ne yapılmıyor? Yazılmıyor. Umarım yeterince açıklayabilmişimdir canlarım. Şimdi şurayı biraz küçültelim. Burası yoksa sığmıyor. Buraları zaten anlatmıştım. Şimdi burada efsane bir tane güzel soruyla olayı iyice anlatacağız. Ama istersen senle bu soruya geçmeden önce ne yapalım? Benim geçen yıl çekmiş olduğum hani bu olayı iyice anlatan videolar var ya. O videolardan yine bu sefer de etki tepkiyle olanları izleyelim. Sonra 12. soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Birinci videomuzda arkadaşlar iki tane genç motosikletle giderken kenarda duran Dana'ya bir tane tekme atıyorlar. Haliyle bir etki yapıyor. Dana da bunlara tepki göstermiş oluyor. Çünkü etkiye karşılık bir tepki oluşur. Ama gençler bunu bilmiyor. Fizik yasalarından haberi yok. Hatta insanlıktan haberi yok. Durduk yere e, yolda giden dana'ya tekme atarsan sen böyle gökyüzünü görecek kadar takla atarsın. Geber git hiç umurumda değil. Şimdi gelelim ikinci videomuza. Arkadaşlar burada bir pervane var. Pervaneye doğru birisi elindeki sigarayı fırlatıyor. Bakın sigara pervaneye çarptığı anda bir etki yapıyor aynı anda pervanede ona bir tepki gösterdiği için gördüğünüz gibi geri sekiyor ve onu da arkadaşlar yakalıyor. Tabi onu yakaladığı için bu baya bir havalı harekete dönüşüyor. Üçüncü olayımızda da Hint filmlerinin saçmalığı artık arkadaşlar yani dayanılmaz noktalara geldi. Bu ara her yerde bunlar dönüyor zaten. Yani adam hareket halindeki arabaya küçük bir tekme atıyor. Bakın şurada ne kadar bir tekme atıyorsa artık ayağını dokunduruyor. Ondan sonra araba bunun etkisiyle Adam da bunun tepkisiyle yani birden dönmeye başlıyor yani dönme niye oluştu onu anlamadım. Sonra arabanın içerisinden fırlamalar, mırlamalar, bilmem neler yani abartıya bakar mısınız? Niftali mezarında bile rahat bırakmıyor bu Hintliler. Şimdi dersimize tekrar dönelim. Ve geldik 12. soruya. 12. soruda senden bir ricam olacak. Bu videoyu durduruyorsun. Önce bu soruyu sen çözüyorsun. Cesurca cevabını yorumlara yazıyorsun. Yanlış da yapabilirsin. Doğru da yapabilirsin ama kendi fikrini yorumlara yazıyorsun. Sonrasında beni dinliyorsun. Çok güzel bir soru. Bir futbol topuna vurulduğunda top cama çarpıp geri sıçrıyor. Birinci durumda böyle bir şey oluyor. Ve cam kırılmıyor. Fakat topa yeniden vurulduğunda bu sefer top camı kırıp pencereden içeri giriyor. Bu olayda diyor ki yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi topa ilk vurulduğunda topun cama uyguladığı kuvvet ile camın topa uyguladığı kuvvetler eşit büyüklüktedir diyor. Eşittir demiyor eşit büyüklüktedir diyor. Yani top cama ne kadarlık bir etki yaptıysa cam da topa aynı şekilde bir tepki göstermiştir diyor. E doğru çünkü etki ve tepkinin büyüklüğü her zaman eşit. Bak her zaman eşit. Yani örnek ne olursa olsun cam kırılsa da kırılmasa da farkı yok. Ben topla cama 10 Newton'luk bir etki yaptıysam cam da topa 10 Newton'luk bir tepki yapacaktır. Peki. Yani bu doğru. Topa ikinci vurulduğunda topun cama uyguladığı kuvvet camın topa uyguladığı kuvvetten daha büyüktür. Şimdi en çok yanıldığımız nokta burası. Yani diyor ki bu top camı kırdıysa demek ki top cama çok büyük bir kuvvet uygulamış. Ama cam topa büyük bir kuvvet uygulamamış diye düşünüyoruz. Ama yanlış. Etki ne kadarsa tepki o kadardır. Camın kırılıp kırılmaması bizi burada ne yapmayacak ilgilendirmeyecek. Demek ki ikinci durumda cama örneğin 90 Newton'luk kuvvet uyguladıysa Cam da 90 Newton'la topa karşılık verir. Cam niye kırılıyor peki? Yani bunun sebebi de cam dayanamıyor. Yani cam 10'a dayanıyor ama 90'a dayanamıyor. Dolayısıyla uyguladığı kuvvetten büyüktür olayı yanlış kuvvetler eşittir demesi gerekiyordu. Topa ikinci vurulduğunda topun cama uyguladığı kuvvet camın esneklik sınırından büyüktür. İşte bundan dolayı yani camın esnekliği kaldıramadığı için 90'ı cam kırılıyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı ne olmuş oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. Doğru yapanları tebrik ediyorum. Şimdi geldik bu videonun son sorusuna. Yatay ve düşey zemin üzerindeki X ve Y cisimlerini etkiden tepki kuvvetlerini, etki tepki kuvvetlerini çiziniz diyor. Şimdi burada X cisminin ağırlığına GX diyelim. Y cisminin ağırlığına da GY diyelim. Y cismi ağırlığından dolayı X cismine bir etki yapıyor mu? Yapıyor. Ne kadarlık bir etki yapıyor? GY kadar. Peki X cismine Y cismine bir tepki göstermiyor mu? Gösteriyor. Peki ona kadar o da G'ye kadar. Çünkü ona kadarsa o da o kadar. O zaman buna da G'ye yazdım. Şimdi X cismi yere ne kadar bir etki yapar? Sadece ağırlığı kadar mı? Cevap ver. Hayır. Üzerinde Y de olduğu için ikisinin de toplam ağırlığı kadar yere etki yapar. Yani şöyle göstereyim aşağı doğru. Gx artı gy kadar bir etki yapar. Y e, yerde x cismine aynı şekilde tepki gösterir. Yani yukarı doğru şöyle ve gx artı g'ye kadar. Şimdi burada sadece y cismini sana sorsaydım. Sadece y cismini etkeden ve sadece x cismini etkeden kuvvetleri bana gösterdeseydim, Sen diyecektin ki hocam bu mavi vektör aşağı doğru yani bu y'yi etki etmiyor. Ama bu yukarı doğru. O zaman bu y'yi etki ediyor. Yani yukarı doğru şu şekilde şuradan göstereyim. Yukarı doğru bu cismi etkiden bir GY kuvveti var. Ve bu cismin de bir ağırlığı olduğu için bak ağırlığı dikkat edersen nereden başlatıyorum? Bak şuradan başlatıyorum. Bu cismin aşağı doğru da G'ye kadar ağırlığı olduğu için yukarılar aşağıları götürüyor. Ve bu cismi etkiden net kuvvet sıfır olduğu için bu cisim böyle dengede kalıyor. Şimdi X cismine gelelim. X cismini etkiden kuvvetler bak şu yukarıdaki şu G'ye var ya bu X cismini etki ediyor. Yani aşağıya doğru bu cismi etkiden gy diye bir kuvvet var. 1. Bu cismin bir ağırlığı var ve buna da gx diyorum. Bu da var. Bir de bak şu nereye etkiliyor? Yere doğru etkiliyor. Ama şu yukarı doğru. Yani x'e doğru etkiliyor. Bak boyadığımı almayacağız. X'i e etkeden şu. Dolayısıyla yukarı doğru bir tepki kuvveti var. Ve onun büyüklüğü de gx artı gy'dir. İşte ne oldu? Aşağı doğru olanlar da gx artı gy yukarı doğru olanlar da gx artı g. Bundan dolayı bunlar birbirini götürüyor ve dengede kalıyor. İşte bu kuvvetleri gösterebilmek o kadar önemli ki. Yani ben burada niye bu olayı uzatıyorum sence? Önemli olduğu için. Kuvvetleri gösterebilmek fizikte aşırı derecede önemlidir. Şimdi y cismini f kuvvetiyle itiyorsun. Eğer senin burada elin varsa sen elinle y'yi itiyorsan y de senin eline bir tepki gösterir. Yani sen bunu F ile ittiysen o da sana F bir tepki gösterir. Tamam? Şimdi bu detayına girmeyelim. Ben bunu F ile ittiğimde sadece Y ye hareket etmez, X de hareket eder. Bunun nedeni ne? Çünkü ben Y'yi itiyorum, Y de X'i itiyor. Yani aslında Y X'e bir etki yapıyor, X de Y'ye bir tepki gösteriyor ve buna mesela N dersem, yani N1, N1 diyelim fark etmez. Buna da N2 diyelim. N1 ve N2 büyüklük olarak birbirine eşittir. Kesinlikle eşittir. Şimdi x cismini etkiden kuvvetleri hadi birlikte gösterelim. Bu x cisminin bir kere bir ağırlığı var mı? Var. Ağırlığından dolayı x cismi yere bir etki yapacak. Yer de x cismine bir tepki gösterecek. Ama ben hangisini yazacağım sadece? Şunu yazmayacağım. Çünkü bu yere doğru etkeden. Yani x cismini etkeden değil, yere etkeden. Dolayısıyla yerin tepkisi x'in ağırlığı kadar mı? Evet. Peki. X'in ağırlığı da aşağı doğru gx kadar mı? Evet. Bak bunlar birbirini götürdü. Dolayısıyla her seferinde bunları hani yazmamıza gerek yok. Bak bunlar birbirini götürüyor. X cismine bir de hangi kuvvet etki biliyor musun? Bak sola doğru olan bu N1 var ya N1. İşte bu N1 X cismine etki ediyor ve X cismini harekete geçiriyor. Örnek veriyorum. Eğer buradaki N1 yani diyelim 10'sa X isminin kütlesi de 5 kilogramsa işte biz diyoruz ki X'e etkeden kuvvet eşittir MA diyoruz ve x etkiden kuvvet 10, kütlesi de 5. O zaman x'in ivmesi eşittir 2 diyoruz. Yani olay bu şekilde hallolmuş oluyor. Şimdi gelelim y cismine. Y cismine etkiden kuvvetleri gösterelim dersek. Y cismini şuraya şöyle çizeyim. Aynı şekilde y'nin ağırlığı var, y'nin tepki kuvveti var. Bunlar birbirini götürüyor. Yani aşağı yukarıyı götürüyor. Sağa doğru bir f var ve sola doğru n2 var. Yani kimin kime etkettiğini bilmek son derece önemli. Buradaki f ve buradaki n2 ne tarafa gider bu y cismi? Sola doğru. Çünkü kuvvet onu sola itiyor. Bunun nedeni ne? Çünkü bu f daha büyüktür. Buradaki n2 daha küçüktür. Mesela örnek veriyorum f 100 ise buradaki n2 de 80 ise işte 100'den 80'i çıkartıyorsun ve 20 Newtonluk net kuvvetle 20 Newton'un etkisiyle y cismi sola doğru hareket ediyor. Yani diyorsun ki f eşittir ma diyorsun yine. Buradaki f yerine 20 yazıyorsun. Buraya y'nin kütlesini yazıyorsun ve ivmeyi böylece hesaplamış oluyorsun. İşte cisimler etkilen net kuvvet böyle bulunuyor. Mesela burada f y'yi itiyor. f y'yi ittiği için y x'i itiyor ve x ona tepki gösteriyor. Haliyle y x'i itince x de duvarı itiyor ve duvar ona tepki gösteriyor. Yani burada da aynı şekilde y'ye etkilen kuvvetleri gösterelim dersek bu f kuvveti y'ye etki ve bu mavi vektör y'ye etki ediyor ve bunlar birbirini götürüyor. Onlar eşit çünkü. Bir de x'e etkedenleri göster derse bak buradaki vektör x'e etki ediyor ve buradaki kuvvet x'e etki ediyor ve onlar da birbirini götürüyor. Çünkü hareket etmiyor. Duvara etkeden dersek duvara etkeden sadece bu oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Birinci videonun burada sonuna geldik. İkinci videoda nereye geçeceğiz? Sürtünme kuvvetine geçeceğiz. Kayarak ilerleyen cisimler etkiden sürtünme kuvvetini öğreneceğiz. Dönerek etkiden, dönerek ilerleyen cisimler etkiden sürtünme kuvvetini de öğreneceğiz. Sürtünme kuvvetini öğrendikten sonra artık gönül rahatlığıyla ödev soru bankasına geçip soruları çözmeye başlayabileceksiniz. Evet küçük bir ara ver ama bu videoyu yani sürtünme kuvvetini de bugün dinlemen lazım. Ve vereceğim 3 tane test görevi vardı. Onları da bugün çözeceksin. Aradan sonra görüşmek üzere. Kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Hoşçakal.